Allah, hepimiz dua ediyoruz şu anda Türkiye olarak, bütün vatandaşlarımız olarak bol bol dua etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü biz savaş istemiyoruz. Savaş değil, barış, çatışma değil, diyalog. Bu sloganla şu anda zaten bu yola çıktık biz. Savaş istemiyoruz. Çatışma da istemiyoruz ve anlaşma yoluyla memleketimizi idare etmek istiyoruz. Memleketimizde sulh ve sükunu meydana getirdiğimizde dış güçlerimize karşı tavırları çok değişecektir. Yeter ki biz güçlü olalım, yeter ki biz cesaretli olalım. Yani bu bakımdan Bosna gecesiyle ilgili hatıramı tabii nakletmemdeki maksat bu birlik ve beraberliğimize tekrar ışık tutması açısında idi. Benim bununla ilgili, Sayın Hocam'la ilgili tabii çok hatıralarım var. Tabii bunları burada hepsini sırayla anlatmak mümkün değil. Herhangi bir son sempozyum, konferans ve benzeri olmuş olsaydı tabii daha geniş olarak anlatırdık. Öyle zannediyorum ki bu kadar kafi, değil mi? Evet. Sayın Halil Bey kardeşime özellikle böyle bir zamanda vakit ayırdıklarını ve Erbakan haftası münasebetiyle Afşın'da da Erbakan'ı rahmetle, minnetle anma fırsatı verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Bütün şehitlerimize, tabii her gün şehit haberleri geliyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Onları Resulullah'la komşu olmasını, bütün şehitlerimizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, bugün çok değerli bir misafirimiz var dedik. Saadet Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyesi ve Kahramanmaraş İl Müfettişi değerli abimiz, büyüğümüz Ahmet Cemiloğlu ile birlikteydi ve Milli Görüş'ün efsane lideri merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın vefatının 5. seneyi devriyesi vesilesiyle Afşin Haber Merkezi'ne konuştu. Bizlerce ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim biz teşekkür ederiz. Sağ olun.